ve Tanrı'ya aitsek, Tanrı yolda bize eşlik eder. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran O'dur. Yani kölelikten, günahtan çıkaran O'dur. Ve hayatta zaten bir yolculuktayız hepimiz. Değerli bir ozanımız var, Aşık Veysel, onun söylediği gibi iki kapı arasında bir yolculuktayız. Ve önemli olan bir şey daha var, insan yolculukta tanınır. Yani birisini tanımak istiyorsanız ya birlikte içki içmeniz lazım ya da yolculuk yapmanız lazım. O zaman insanların ne olduğu ortaya çıkar. Çünkü yolculuk bir stres ortamıdır. Her alıştığınız şey elinizin altında olmaz. O zaman insanların işte kötü huyları ortaya çıkmaya başlar. Peki böyle örnekler vermek istersek nereye bakacağımızı da çok iyi biliyoruz. Şimdi Sayılar 21'e 4 ayeti alırsak, Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Halk, Musa'nın halkı, bunu biliyoruz, Mısır'dan çıktıklarını biliyoruz. Mısır'dan Tanrı'nın yardımıyla çıktıklarını da biliyoruz. Vaat edilen topraklara gitmek üzere, ırmaklarından süt ve bal akan vaat edilen topraklar. Şimdi bu bir yolculuk. Mısır'dan çıktılar, bir yolculuk ve sonra vaat edilen yere ulaşacaklar. Ve şu anda yoldalar, hepimiz gibi. Ama yolda nasıl davranıyorlar? Buraya bakalım. Halk yolda sabırsızlandı. Şimdi dünyadaki hayatımız her zaman mükemmel olmayabilir. Zorluklarla karşılaşabiliriz. Ama Rabbin bize eşlik ettiğini, onun yanımızda olduğunu bilir ve hissedersek bu bize dayanma gücü verir. Aksi takdirde nasıl oluruz? Beşinci ayet, Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Apaçık bir isyan hali var. İğrenç yiyecek dedikleri Tanrı'nın onlara çöl ortamında sağladığı bir yiyecek. Beleş bir yiyecek. Bunun için hiçbir şey yapmıyorlar. Zaten çölde de yapacak fazla bir şey yok. Ama hep aynı şeyi yemekten sıkıldılar. Değişiklik istiyorlar. Daha başka yiyecekler istiyorlar. İşte meselemiz bu. Buradan başlıyoruz. Ben size devam ayetleri de okuyacağım. Bu iğrenç yiyecekten tiksindiklerini söylediler. 6. ayet. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler o tunç yılana bakınca yaşadı. Biraz garip bir öykü gibi gözüküyor. Bir halk var, yoldalar ve son derece huzursuz, rahatsız insanlar. Hem kendilerine önderlik eden kişiye hem de Rab'be karşı saygısızlar. Bunun üzerine yılanlarla karşılaşıyorlar. Ve yılanlar onları öldürüyor. Ve Rab Tanrı diyor ki Musa'ya bir tunç yılan yap, ona baksınlar, ona bakan yaşayacak diyor ve bu şekilde yaşıyorlar. Bunun üzerine düşüneceğiz. Şimdi burada ne oldu? Burada birkaç ayet içinde aslında Yahudi halkının yani Tanrı'nın halkının yani Musa'nın halkının çeşitli yanlışlarıyla birden karşılaşıyoruz. Çok çeşitli yanlışlar var burada.
Hem Rab'den şikayet var, hem bulundukları ortamdan şikayet var. Rabbin koruması altında oldukları halde şikayet var. Nankörlük var, Mısır'dan çıktılar, günahtan ve kölelikten kurtuldular. Günahın köleliğinden kurtuldular hatta. Ama yine de bir şikayet var. Aslında bütün her zaman olduğu gibi burada da Tanrı'nın halkı aslında bizlerin hikayesi oluyor bir anlamda. Bunu Tanrı'nın halkını, İsrail'i, Tanrı'nın seçilmiş halkını, Tanrı'nın seçilmiş insanı olarak kendiniz gibi düşünebilirsiniz. Burada güzel bir öykü var. Sudan geçtiler. Sudan geçtik. Haftaya kardeşimiz geçecek. Ve günah köleliğinden kurtulacak. Ve bir yolda olacak. O yolda süt ve bal vaat edilen o vaat edilmiş ülkeye ulaşmak. Şimdi o vaat edilmiş ülkeye ulaşıncaya kadar belli bir süre yolculukta olacağız. Ama bu yolculuğa nasıl bakacağız ve ne şekilde algılayacağız bu yolculuğu? Burada hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir, olacaktır. Ama bunlara karşı nasıl davranacağız? Bunlara bir bakalım. Evet, suyun diğer tarafındayız ve düşman suyun gerisinde kaldı. Artık bize ulaşamaz. Aramızda bir su engeli var. Oradan bağırıp çağırabilir, hakaret edebilir, tehdit edebilir ama biliyoruz ki biz suyun bu tarafındayız. Rab suyu açtı ve biz içinden geçtik. Şimdi suyun bu tarafında olduğumuz için günahtan ve kötülükten kurtulduk. Ama mutlu muyuz? Şimdi bir yolculuk var. Aynen Musa'nın halkı üzerinden devam edelim. Vaat edilen topraklara ulaşmak üzereydiler. Aslında bu bahsedilen coğrafya var. Bu Kızıldeniz'den bugünkü İsrail topraklarına kadar olan kısım aslında çok çok yakın, arabayla birkaç saatte geçilebilecek bir yol. Ben hiç bulunmadım ama haritaya bakınca görüyoruz, küçücük bir yer. Yani İstanbul'dan ne bileyim İzmit'e kadar mı? Belki biraz daha uzak. Gerçi çöl, iyi bir ortam değil. Şimdi bir bakalım. Tekrar baştan alacağım. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama halk yolda sabırsızlandı. Çeşitli yerlerden geçiyorlar. Ve bu yolculuk aslında belki o zamanki şartlarla birkaç gün, birkaç haftada bitebilecek bir yolculuk. Ne kadar sürdü biliyor musunuz? Tam 40 sene. Birkaç kilometrelik bir yol ve coğrafya çok küçük. Bugünkü Trakya kadar yoktur belki de. Ama orada tam 40 yıl dolaştılar. Her dağın, her tepenin, her ovanın içinden geçtiler. Adına deniz dedikleri göllerin kenarından geçtiler, ırmakların kenarından geçtiler. Ama vaat edilen ülkeye bir türlü ulaşamadılar. Çok ilginç, küçücük bir yerde dolaşıp dolaşıp 40 yıl. 40 yılda insan dünyanın çevresini dolaşabilir herhalde yürüyerek. Ama bunlar vaat edilen topraklara varamadı o nesil. Çünkü işte böyle şeyler yapıyorlardı. Bunlar Rab'be karşı nankörlük yaptılar. Rabbin verdiklerini beğenmediler. Bizi bunun için mi çıkardın dediler. Biz orada iyiydik. Evet, köleydik ama karnımız doyuyordu. En azından değişik şeyler yiyebiliyorduk. Şimdi burada evet Tanrı'yla baş başayız, çöldeyiz ama mutlu değiliz. Aslında günahta olmanın da kendine göre bir çekiciliği vardır. Mesele şu, imanlı olduktan sonra günahtaki hayatı özlüyor muyuz? O günlerin özlemini çekiyor muyuz? Aslında suyun öbür tarafında kalması gereken şeyler var. Onları orada bırakmış olmak gerekir. Suyun oradan bu tarafa hiçbir şey getirmemeliyiz. Yeni bir doğum, yeni bir milat olmuştur sudan geçmek. Onları orada bırakacağız ama İşte bu halk
bırakmadığı için 40 yıl boyunca çölde dolaştı durdu. Bozkırlar, çöller. Ama Sahra Çölü gibi bir çöl değil. Aslında işte Sina Çölü ve aradaki topraklar çok büyük bir yer değil. Hele Amerikalılar için hiç değil. Oradan komşu eve gitmek gibi bir şey sanırım. Yani değil mi? O kadar yakın. Evet, 40 yıl dolaştılar. Peki 40 tabii ki burada sembolik bir rakam. Evet, onlar 40 yıl dolaştılar ama 40 sayısı bu coğrafyada çok önemlidir. Doğum yapan kadın için bir anlamı var bizde. 40 gün yalnız bırakmamak gerekiyor galiba. Ve doğumdan kurtulması, o şeyinden kurtulmak için. Aynı zamanda bebek 40 gün. Bu 40... Doğum 40 haftada oluyor. Evet, o da önemli. Sonra 40 gün şey sürüyor. Lohusalık sürüyor. Bebekte 40 gün, bizimkiler öyle. Dışarı çıkarmıyorlar çünkü bütün kötülüklere açık olduğu varsayılıyor. Kötü gözler, kötü bakışlar bebeği etkileyebilir. O yüzden 40 gün dışarı çıkarmazlar. Mesela günahkar bir insan tövbekar olduysa 40 tas su döküyor ki arınıyor, eski kimliğinden kurtulmuş oluyor. Birisine 40 gün deli derseniz gerçekten deli oluyor. Sonra Tanrı'nın yağmuru 40 gün 40 gece yağdı. Bu tufan oldu. Musa dağa çıktı. 40 gün 40 gece dağda kaldı. 40 gün yas tutulur. Evet, ölülerin dönüşümü için varsayılan bir süredir 40 gün. Aynı zamanda İlyas Horev Dağı'na 40 gün 40 gece yürüdü. Bu sayı ne ifade ediyor? Bu sayı başkalaşmayı, olduğundan başka bir şeye dönüşmeyi, değişmeyi ifade eden bir sayıdır. Ve evet, Mesih sudan geçtikten sonra 40 gün boyunca çölde dolaştı. Aynı bu olayın benzeridir. 40 gün 40 gecede oruç tuttu. Mesih İsrail'in hatasını ve bizim bütün hepimizin hatasını telafi etmek, onun borcunu ödemek ve nasıl olması gerektiğini göstermek için 40 gün çölde kaldı, oruç tuttu. Ve zayıf düştü, acıkmıştı, gerçekten acıktı. Çünkü hem Tanrı'ydı ama biliyoruz ki hem de insandı, %100 insan ve insan gibi acıkırdı. Normal olarak da çok acıkmıştı. Şimdi burada benzer bir durum var gibi. Bakalım Luka 4, 1, 2. Kutsal ruhla dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa, ruhu yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun dedi. İsa, insan yalnız ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır karşılığını verdi. Burada şimdi durup Mısır'dan çıkan halkla, Tanrı'nın halkıyla İsa Mesih'in tutumunu karşılaştıralım. Yalnız ekmekle yaşamaz dedi İsa Mesih. İsa Mesih o taşı ekmeğe çevirebilir miydi? Kesinlikle yapabilirdi. Çünkü ölüleri diriltiyor. Tanrı o. Yeryüzüne gelmiş Tanrımız. Eminim iblisi de ekmeğe çevirebilirdi isteseydi. Ama yapmadı. Ona kutsal yazılardan, önceden yazılmış olan kutsal yazılarla cevap verdi. Bu bize bir öğretiştir. Kutsal yazılara bak ve orada cevabı bul ve göster. Ama ekmeğin, öncelikli olarak ekmeğin peşine de düşmedi. Çünkü bunu İsrail'in Mısır'dan çıktıktan sonraki davranışıyla karşılaştırmamız için bize bir örnek olarak yaptı. Ne diyordu halk? Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su.
Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Hiç örnek alınacak bir davranış değil ikisini karşılaştırdığımız zaman. Evet, zihinlerde böyle ama gerçekte nasıl? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman hemen eskiden ne güzeldi mi demeliyiz? Orası çok başkaydı, orada mutluyduk, iyiydik mi demeliyiz? Yoksa içinde bulunduğumuz durumun ne kadar güzel, değerli ve özel olduğunu ve Tanrı'nın lütfuyla orada o anda bulunduğumuzu hissedelim. Burada bir de iblisin durumu var. O da ilginçtir. İblis bizim düşüncelerimizi bilemez. Ancak çok zeki ve deneyimli olduğu için, çünkü işi bu, profesyonel, yıllardır yapıyor, yapmaya devam ediyor. Bir takım çıkarımlarda bulunuyor ve İsa Mesih'i gördüğü zaman kafasına bir şüphe düştü onun. Bu acaba Tanrı'nın oğlu mu? Bir özel adam olduğu belli ama kim bu? Ve onu sınamaya başladı. İşte bu iblisin en büyük hatası, Tanrı'yı sınamak, onu gözden geçirmek, onu imtihan etmeye çalışmak. Ve Mesih de burada ona istediği şeyi vermedi. Onun istediği gibi davranmadı. Yapabilirdi, hiçbir mahsuru yoktu. Taştan ekmek de yapardı, evet, ama yapmadı. Ancak kutsal yazılarla ona cevap verdi. İblis şimdi kafası biraz daha karışmıştı. Aslında iblisin şu özelliğini biliyoruz. Eğer Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun derken onun bir tanrısallığını hissetti. Ve aynı Adem'le Havva'nın çevresinde dolaştığı gibi bir şeyler çıkarmaya çalışarak onun çevresinde dolaşıyordu. Bu adam kim? Ne yapabilirim? Buna ne yapılabilir? Ve Adem'le Havva'ya yaptığı gibi sorular sorarak onun kafasını karıştırmaya çalışıyordu. İşte bizim örneğimiz bu. Mısır'dan çıkan bir halk ve tek bir adam. Ama o adam hepimizi kurtarmak üzere dünyaya gelmiş olan adam. Ve bu örnekler karşısında hangisine yakın olduğumuza bakacağız. İblis şöyle yapabilirdi, sana ekmek vereyim mi de diyebilirdi. Ama bu bir şey göstermezdi. İblis bize böyle söyleyebilir çünkü bizi Tanrı'nın oğlu olarak düşünmüyor. Bize sana ekmek vereyim, ekmek arası döner vereyim, işte kola da ister misin, ayran ne vereyim abime diyebilir. Ama ona öyle demedi. Ona şu taşı ekmek yapabilir misin dedi. Çünkü onun gerçek kimliğinden şüpheleniyordu. Ve ona dünya nimetlerinden örnek verdi. Ama bu işlemedi. İsa Mesih ona kutsal yazılarla cevap verdi. Ama iblis pes etmedi, etmez. Asla etmez. Luka'dan devam edersek 5. ayetten. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi. Ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. İstemem de demedi. Ben zaten Tanrı'nın oğluyum, bunların hepsi benim demedi. Kutsal yazılardan cevap verdi. Bu bir örneğimizdir. Kutsal kitapta cevabını bulabiliriz her sorunun ve İsa iblise karşı nasıl davranmamız gerektiğini bize böyle gösterdi. Şimdi iblis söylediğinde aslında tamamen yanlış değil, doğru şeyler de var ama onun işi gereği bunları çarpıtarak bize sunuyor. Mesela bu dünyanın hakimi benim dediği zaman
Aslında yanlış değil. Çünkü şöyle dua ederiz. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin sözün hakim olsun diyoruz Tanrı'ya. Çünkü yeryüzünde kötülük var, halen var. Ve halen iblisin etkin olduğunu biliyoruz. Kendisine yakın bulduklarına faydası olur mu? Evet, biraz olur. Onları bir süre kullanır. Bu arada yardımcı da olur. Ama şu insanoğlunun düşmanıdır. Kesin ve net olarak düşmanıdır. O yüzden kimseyi sevmez. Çünkü sevmek onun doğasında yoktur. İblisin doğası nefrettir, kindir, düşmanlıktır, ölümdür. O yüzden ben ona yakın oldum, o beni seviyor, bana yardımcı olacak diye bir düşünce de olmaz. Eğer size ekmek veriyorsa mutlaka bunun arkasından daha kötü bir şey gelecektir. Ondan hiç iyi bir şey gelmez. Kesinlikle ondan iş yapılmaz. Rab burada gördüğümüz gibi onun teklifine kutsal yazılarla cevap veriyor. Bu davranışı da bize örnek olsun diye yazıya geçmiştir. Çünkü o bize örnek olmak, örnek davranışı ve örnek kurtarışı göstermek için geldi. Bizim yapamadıklarımızı yapmak ve bizim borcumuzu ödemek üzere geldi. Ve kutsal yazıları geçti. Evet, dünya durdukça bu yüzden bu kutsal yazılar duracaktır ve yol arayan herkese yol göstermek üzere kalacaktır. Sonra iblis ne yapıyor? Bütün dünyanın zenginliğini verdi, olmadı. Şimdi farklı bir yol deniyor. Onun tanrılığını gerçekten denemek üzere. O zaman tanrının mekanı kabul edilen tapınağa götürüyor, Yeruşalim'e. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. Tanrının oğluysan kendini buradan aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Çok doğru. İblis kutsal kitabı okuyor. Kutsal kitaptaki sözleri Mesih için söylenenleri Mesih'e söylüyor. Bu Davut'un mezmurlarından biridir. Ve bunu tapınağın tepesinde yapıyor. Şimdi burada ne görüyoruz? İblis kutsal yazıları biliyor. İblis kutsal yazılara hakimdir. Elinde her kutsal kitapla gelen ama kutsal değildir. Sizi kandırabilir. Sizi kutsal sözleri çarpıtarak, anlamını değiştirerek, olduğundan farklı yorumlatarak sizi felakete götürebilir. Kendini şuradan at çünkü Tanrı seni zaten kurtaracak. İşte bak yazılmış diye İsa Mesih'e İsa Mesih'in kitabıyla çıkıyor karşısına. Çok ilginç. Bunu bile yapabiliyor. Ama İsa Mesih ne diyor ona? 12. ayette İsa ona şöyle karşılık verdi. Tanrı Rabbi denemeyeceksin diye buyurulmuştur. İşte bu kadar. Tanrını denemeyeceksin. Ben sana tapıyorum, o zaman şuradan atlayacağım. Bana bir şey olursa demek ki sen yoksun. Kurtarırsan o zaman demek ki sen varsın, ibadet ederim sana. Değil. Onun işine karışmayacaksın, onun yaptıklarına yol göstermeyeceksin, Tanrı'yı denemeyeceksin, sınamayacaksın, onunla anlaşma yapmaya çalışmayacaksın. Çünkü o senin eşitin değil. Tanrı'ya yol göstermek, Tanrı'ya akıl vermek, Tanrı'yla birlikte iş yapmaya çalışmak garip bir şey, saçma değil mi? Biz küçükken bana şöyle derlerdi, bacak kadar boyunla büyüklerin lafına karışma diye. O zaman bakardım hakikaten boyun bacak kadar. Ama bacağı biraz geçmişsem o zaman onunla konuşabilirim diye düşünüyordum. Bacak kadar değil artık boyum. Demek ki konuşma hakkım var. Evet kardeşler, Rabbini denemeyeceksin. Ama işte kötü örnek de var. Kötü örneği de görelim diye burada kutsal yazıları konulmuştur. Mesela Çıkış 17:1 bu 40 yıl boyunca dolaşan
İsrail halkı yok mu? Onlar dolaşıyorlar, evet, küçücük bir yerde ve 17'ye 1, Rabbin buyruğu uyarınca bütün İsrail topluluğu Sin çölünden ayrıldı. Bir yerden öbürüne göçerek Refidim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu. Musa'ya bize içecek su ver diye çıkıştılar. Musa, niçin bana çıkışıyorsunuz dedi. Neden Rabbi deniyorsunuz? Hep Rabbi deniyorlardı. Senin bu Tanrın varsa ve gerçekse bize su versin. Tanrın varsa ve gerçekse bize yemek versin. Bize rahat yer versin. Bize yatacak yer versin. Bize şunu versin, bunu versin. Sürekli bu şekilde ve Musa daraldı, sıkıldı. Öyle ki bu olayın geçtiği yere sonra Massa ve Meriva adı verilmişti. Massa denemek demek, Meriva da çıkışmak demek. Çünkü orada Musa'ya çıkışıyorlardı, onu zorluyorlardı. Hadi söyle Tanrı'na, bize artık yemek versin, bize su versin. Bazı insanlar vardır, vazgeçilmez olduklarını düşünürler. Özellikle siyasi partilerde, futbol takımlarında falan olur bunlar. Benim babam da mesela bir particiydi, bayağı parti işleri yaptı. Orada bu tür insanlardan çok vardı. Ben burada bulunmakla bu topluluğa şeref katıyorum, değer katıyorum. Burada bulunmakla bu topluluğu zenginleştiriyorum. Çok güzel fikirlerim var, ileriye götürebilirim sizleri. Benim değerimi anlayın. Tanrı'nın huzuruna geldiğimiz zaman böyle davranamayız. Ben buraya bir şey katmaya geldim. Buraya bir zenginlik vermeye geldim. Tanrımızı tamamlamaya geldim. Bazı eksikleri olabilir ama ben tamamlayacağım. Bu takımı şampiyon yapabilirim tek başıma. Böyle futbol takımlarında böyle adamlar olur. Şımarık adamlar, siyasi partilerde olur, kulüplerde, her yerde olur. Ama burada olmaz. Tanrı'yı tamamlayamayız. Tanrı'ya iyilik yapamayız. Tanrı'ya bir şey veremeyiz. Tanrı'yla pazarlık yapamayız. Bana şunu vermezsen gidiyorum diyemeyiz. Çünkü Tanrı sonsuzluktur. Sonsuzluktan bir şey alırsan sonsuzluk eksilmez. Bir şey koyarsan sonsuzluk artmaz. Tanrı sonsuzluktur ve sonsuzluğu zenginleştiremezsin varlığını. O yüzden Tanrı'ya şantaj yapmak, Tanrı'yı tehdit etmek, bak gidiyorum, işte böyle şeyler yanlış, çok yanlış. Bu yüzden Tanrı'yı denemeyeceksin denilmiştir. Tanrı'yla pazarlık yapmaya çalışma. Ama babamız da işe yarar. Baba bana araba almazsan işte küserim. Evet, orada kullanabiliriz babamız, eşimiz, arkadaşımız. Ama Tanrı'ya yapmıyoruz. Evet, şey ne yapıyor Musa'nın halkı bakalım. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Ve Tanrı ne yaptı? Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillerden birçok kişi öldü. Oo, burası çok farklılaştı şimdi. Evet, Tanrı'ya itiraz ettiler, Tanrı'yı sorguladılar, Tanrı'yı tehdit ettiler ve öldüler. Aslında hikaye bunu anlatıyor. Şöyle bir bakalım, yılanlar geldi ve onları ısırdı. Isırılanlar öldüler. Neydi öldüren varlık? Yılan. Yani insanı günahla tanıştıran varlık. Ve insana acıyı, ölümü, hastalığı, yalnızlığı, nefreti, umutsuzluğu, karanlığı getiren varlık. Ve o varlıkla karşılaştılar yeniden, sembolik olarak. Ve o varlık onları öldürdü. Çünkü günahın bedeli ölümdür. O zaman halk şunu söyledi. Musa'ya gelip, Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Halk ölümden kurtulmak istiyordu burada. Yılanların getirdiği ölümden, günahın getirdiği ölümden. Rab ne dedi? Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Burası biraz tuhaf gelebilir ama hiç değil. Size şunu söyleyeyim. Tıp sembolü nedir? Direğe sarılmış bir yılandır. İşte o buradan gelir.
O yılana bakan yaşayacak. Neden? Çünkü o senin günahındır. Ve günahınla yüzleşmelisin. Neden bu halde olduğunu anlamak için günahına bakmalısın ve kabul etmelisin. Eğer bunu kabul etmiyorsak, eğer neden bu halde olduğumuzu anlamıyorsak, bu yüzden Tanrı'yı suçluyorsak, o zaman öleceğiz demektir. Yılan bizi ısıracaktır ve öleceğiz. Ama o yılana bakarsak ve evet işte bizim günahımız bu kadar iğrenç, bu kadar kötü, bu kadar korkunç ve çirkin. Ben bunu kabul ediyorum, pişmanım. Evet Rab beni affet dersek kesinlikle affedileceksiniz. Çünkü burada yazdığı gibi o yılana bakanlar yaşadı. Demek ki neymiş? Ölüm geldi. Çünkü insanlar günahtaydı. İnsanlar korktu ve pişman oldu. Tanrı onlara günahlarını gösterdi. Günahlarına baktılar ve yaşadılar. Aynı çarmıhın üzerindeki Mesih gibi. Günahlarımızı oraya koyduk. Ve çarmıha şimdi her zaman onun için bakıyoruz. Günahlarımızı oraya verdik. Ve o bizi günahları bizden aldı. Tıpkı o direğin üzerindeki yılan gibi günahlarımız bizden alındığı zaman yaşamak hakkına kavuşmuş olduk. İşte bunun için çarmıh bu kadar önemli. O bizim günahlarımızı aldı ve ölümü üzerimizden aldı. Günahı eğer kabul edersek, eğer günahta olduğumuzu kabul eder ve alçak gönüllülükle af dilersek, evet, kesinlikle kabul edilecektir. O zaman son olarak ne diyelim? Tanrı'yı deniyor muyuz? Hayır. Pazarlık ediyor muyuz? Hayır. Tehdit, şantaj, korkutmaya çalışmak, giderim, istemem bak, dua etmem. Bunları yaparsak ne oluyor? İşte ölüm gelip bizi bulacaktır. Ve İsa Mesih de bizi bu yolda uyardı. Matta 7'ye 21'e bakalım son olarak. Bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın istediğini yerine getiren girecektir. İşte bu. Mesih de aynı şekilde direğin üzerindeydi ve günahlarımızı bizden aldığında bize bunu söyledi. Babanın isteğini yerine getirin. Güzel evlatlar olun. Babanızı denemeyin, sorgulamayın. Babanızla kavga etmeye çalışmayın. Onunla pazarlık yapmaya çalışmayın. İyi evlatlar olun. Çünkü o sizi Mısır'dan çıkaran, sizi kölelikten kurtaran, günahın köleliğinden kurtaran Rab'dir.